Sevgili Yaşayan Ekonomi izleyenleri, otomobilimiz olan Emniyet Şeridi'nden siz otomobil severlere merhabalar. Biz Hüseyin Bıyık'la birlikte, bu arada hoş geldin Hüseyin. Hoş bulduk Serkan. Hüseyin Bıyık'la birlikte yepyeni araçlar test etmeye devam ediyoruz. Arkadaş aramızda 2-3 haftadır yoktu. Aynen, daimi konuğumuz aslında, kadim dostum Hüseyin. Hüseyin, seni C3 Aircross'la karşıladım. Gene bir Citroen, gene bir Hüseyin. Aynen. Citroen'le başlamıştık, evet. Değil mi? Testlere yanlış hatırlamıyorsam bir Citroen'le başlamıştık. Yine Citroen var Hüseyin. C3 Aircross. Şöyle, Fransızlar gerçekten son dönemde bu işi yapıyorlar. Tasarım işini yapıyorlar. Makyajlı C3 Aircross bu arada sevgili izleyenler. Ufak tefek değişiklikler var. Bunu ön tarafta gayet net bir şekilde görüyoruz. Ve dediğim gibi Fransızların hakikaten tasarımda başarılı o iddiasını C3 Aircross'ta da çok kolay bir şekilde görüyoruz. Başlayalım. Dış tasarımda neler var izleyicilerimize anlatalım. Neler değişmiş onları söyleyelim. Sen mesela C3 Aircross'un, soru cevapla başlayalım, yeni ön yüzünü beğendin mi? Yani eskisine kıyaslayınca bir erkek kullanıcı olarak acayip derecede beğendiğimi söyleyebilirim. Niye dersen, daha agresif bir tasarım diline büründü ön tarafta. Önceki birazcık daha böyle pofuduk yapısı vardı. Çok yuvarlaktı. Ve farlar birbiriyle uyumsuzdu. Şimdi daha dinamik. C3'te test hatırlarsa Serkan, o tasarım dili, C-Experience'dan alınan tasarım dili, Citroen logosunu iki far grubu arasına yerleştirerek dinamik bir hatta bürünmüştü. C3 Aircross'ta da bu tasarımı görüyoruz. Oldukça şık olmuş diyebiliriz. Çok keskin hatlar var dediğin gibi. Daha heybetli. Kaputtan tut, çamurluğa, çamurluktan tampona, ızgarala, böyle belirgin, heybetli, keskin hatları görüyoruz. Şuralardaki unsurlar, bu maddeler güzel olmuş ızgara üzerindeki. Evet. Zaten logo ezelinden beri birleşik, fardan fara uzar böyle. Tek yekpare uzanır. Aşağılarda güzel eklentiler var. Mesela LED sis farları eklenmiş. Güzel olmuş. Önceki sis farı farın içindeyken, şu anda LED aydınlatma grubu yukarıda dikdörtgen ve alt tarafa sisleri indirerek aracı birazcık daha SUV kimliği betimlenmiş diyebiliriz. Güzel. Ön tasarım bu şekilde sevgili izleyenler. Şöyle biraz açılalım. Murat arkadaşımız sizlere yan profille göstersin. Hemen hemen bir değişiklik yok. Yani çok yan böyle tarafta hiçbir değişiklik yok diyebiliriz. Birebir aynı gibi diyebiliriz, değil mi? Plastik dodiklerle beraber aracın yerden yüksek yapısı birazcık daha SUV arazi kimliğini ön plana çıkartıyor. Tabii araç 4x2, yani 4x4 özelliği yok ama ne değişiklik var? Jantlar değişti. Yeni tasarım 17 inç jantlara sahip. Güzel ama. Güzel, güzel. Ben beğendim yani jantları. Karartmalı, güzel duruyor. Görseli de güzel. Çift renk opsiyon olarak aracımız mevcut da. Aynı da gene siyah kaplama. Baktığın zaman Serkan, arka tarafa doğru sadece bir değişiklik görüyoruz. Kelebek camında. Evet. C sütundaki kelebek camındaki o grafikler birazcık daha böyle flumsu. Yani önceki daha kendini gösteren bir yapı varken şimdi birazcık daha flu. Tabii bu shine donanımla çift paket opsiyonla alınabildiğin bir özellik. Giriş paketinde bu yok. Güzel güzel. Şöyle profilden baktığın zaman da hakikaten bu C5 Aircross'un kardeşi niteliğini taşıyor yani. Aynen, güzel hatları var. Bu tavan barları, dodikler falan, böyle çift renk olması hakikaten o omuz arasındaki bombelerde aracın SUV kimliğini ortaya çıkartıyor. Şöyle bir arkaya geçelim. Arkaya bakalım. Arka yaşamalı nasıl Hüseyin. Ondan sonra arka tasarıma bakalım. Bagaj tarafına bakalım. Öncelikle şunu gösterelim. Camlarda güneşlik var. Bununla başlayalım. Bak, daha binmeden bir tane ekstra bir tasarımla karşılaşıyoruz. İçeriye geçelim. Şimdi benim sürüş pozisyonumda. Benim sürüş pozisyonuna baktığımız zaman neredeyse 3 parmak, 4 parmak güzel bir mesafe var. Baş mesafesine baktığım zaman baş mesafesi de gayet iyi. Bir kere koltuklar çok rahat. Bunu sürüşte de belirteceğiz ama koltuklar inanılmaz rahat. Ev koltuğu. Hatta Hüseyin'le ilk C4 çekerken Citroen'in yeni dönemdeki konforundan bahsetmiştik. O konfor devam ediyor. Koltuklar ev koltuğu gibi. İnanılmaz rahat. Kumaş. Yarı deri, yarı kumaş. Müthiş koltuk yapısı var. Şöyle geçeyim. Ortada bir kol dayamı var. Murat'cığım, onu gösterelim. Bardaklık yok kol dayamada ama gayet konforlu, güzel. Hatta buradan da şöyle gösterebilirsen Murat, bagaja ulaşabiliyoruz. Ya, bagaj bölmesi gibi diyebiliriz buraya. Buradan eşyalarımızı alabiliyoruz. Onun haricinde koltuk arkası saklama alanları var. Burada böyle bir pratiklik var. Güzel iki tane aydınlatma var. Hem sağ tarafta hem burada sol tarafta. Çok da teknolojik bir alan yok aslında. Burada bakalım. Tamam, 12 voltluk soket girişi varmış. Ama bir USB bağlantı girişi yok.
Ama genel olarak baktığımız zaman hem mesafeler, hem bacak diz mesafeleri, hem de koltuk konforu olarak arka yaşam alanı güzel puan alır bizlerden. Ekstra bir de konfor haricinde ne var? Şöyle gösterelim. Koltuklar öne geri oynuyor. Hem bagaj mesafesini artırabiliyorsunuz, hem de kendi yaşam alanınıza sınırlandırma getirebiliyorsunuz. Böyle de bir avantajı var arka yaşam alanının. Evet, arka tarafa geldiğimiz zaman da hiçbir değişiklik yok. Yine birebir aynı. Kare formlu stof farlarını görüyoruz. Sadece değişiklik LED aydınlatma grubuna sahip oldu. Onun haricinde diğer C3 Aircross'la hiçbir farklılık yok. Gene aynı tasarım dili söz konusu. Buradaki tampondaki kaplamalara varana kadar tüm yapı aynı. Birebir aynı değil mi? Bagajı da açalım. İzleyicilerimize bagajı da gösterelim bilmeyenler için. Şurada bu arada geri görüş kamerası var Murat. Onu da gösterelim. Opsiyon olarak sunuluyor evet. Bu arada. Güzel de gayet heybetli de bir bagaj kapasitesi var. Sınıfına baktığımız zaman iddialı. Evet. 410 litreden başlıyor. Koltukları ileri doğru aldığım zaman yaklaşık 520 litreye kadar büyüyor. Ve çift bölmeli, çift katlı diyebileceğimiz bir taban yapısı var. Üst katı aldığım zaman zemin dümdüz oluyor. Gösterelim mi? Hemen şöyle gösterelim bir şeyini onda. Tamam. Onu da izleyeceğimize gösterelim. Şöyle şuraya çıkartıyoruz. Bunu yükseğe koyabiliyoruz. Hemen şunun altına da bakalım Serkan. Aslında burada genişçe de bir kullanım alanı var. Çünkü var, yedek var. Lastik yok. Var. Yedek lastik koyma yeri de var ama. Aynen. Var. Bunu bu şekilde de koyup bagaj kapasitemizde, yani daha doğrusu yükleme işinde biraz daha yükseltebiliyoruz. Böyle sevgili izleyenler, Citroen C3 Aircross'un dış tasarımı böyle. Ön tarafta çok büyük belirgin değişiklikler var ama yanda ve arkada çok büyük değişiklikler görmedik Hüseyin Bıyık'la birlikte. Aracın şimdi içerisine geçelim. Teknolojisini, performansını, konforunu, bununla birlikte yakıt tüketimini ve fiyatını konuşalım. Emniyet şeridi devam ediyor. İyi seyirler diliyorum. Evet, yolumuzda çıkalım. Hüseyin özlemişsindir ya böyle tasarım masarım anlatmayı. Bugün sana çok yükleneceğim bak sorayım. Sıkıntı yine, değil yine bir soru. Yine Citroen, yine Çavuş'la beraberiz. Sen bir de alışıksın yani. Citroen evet. Kullanıcısı olduğun için alışıksın. Zaten hakikaten. Dün bir kullanayım istedim. Klasik bir Citroen direkt frende dokunur dokunmaz hemen bir seni yalpalıyor. Tepki veriyor. Alışma istiyor yani. Şimdi dışarıda tasarımla başladık. Sana soru sordum. Beğendin mi? Nasıl buldun tasarım diye. Bu sefer içeride mesela gövde tasarımını, bu konsolu, orta tarafı nasıl buldun? Güzel mi? Yeni C3 Aircross'ta yani makyaj C3 Aircross'ta. Yani yenilikler var ama çok fazla mı? Değil. Özellikle en büyük yenilik bence ortada yerleştirilmiş bu 9 inçlik tablet vari bir ekranla beraber tüm her şeyi buradan yönlendirebiliyoruz. Çok yeni nesil değil. PSA grubunun çok yeni nesil bir ekranı değil ama değişmiş, yeni bir ekran. Yani gene Android Auto ve Apple CarPlay desteğiyle beraber navigasyon ve tüm araç özelliklerini buradan yönlendirebildiğim gibi en sevdiğim bir özellik var. Telefonun ekran yansıtma özelliğiyle beraber direkt buradan telefondaki uygulamaları da kullanabiliyorsun. Onun dışında tasarımsal olarak çok büyük değişiklikler yoksa ben gene burada kumaş kaplı bir torpido yüzeyi görüyoruz. Onun yanlarına yerleştirilmiş dikdörtgenimsi bir havalandırma menfeziyle beraber piyano bilek ve gri tonlarla aracın birazcık daha içi ferahlatılmış ve modern olmuş diyebilirim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Belki de tek yumuşak yer burası ya. Evet. Bu aşağılar falan çok... Her yer sert. Yani, çok sert plastik var. Üstler. Ya sonuçta bu bir B-SUV baktığın zaman. Ve makyaj geçirdi. Hani rakiplerini düşündüğün zaman evet buralar yumuş yumuş pofuduk olan kuzenleri de var. Çok iddialı var evet. PSA grubunda da çok iddialı rakipleri var. Ama onun haricinde baktığın zaman gene çağa ayak uydurmaya çalışmış diyebilirim. Ya analog mesela göstergeler hala devam ediyor. Yani dediğimiz gibi rakip çok iddialı, çok güçlü. İşte Mokka var, 2008 var yani çok güçlü. İşte Juke var. Bu kadar güçlü rakipler arasında mesela niye hala böyle sade analog göstergeyle devam edilmiş? Ya bak, sadeliği... Bu bir soru işareti. Benim mesela tek beğenmediğim belki ya da en çok beğenmediğim konulardan biri buydu.
Analog gösterge paneli. Ya ben burada sadece takıldığım mevzu Serkan. Yani analog tercih olarak kendim tercih edebilirim. Niye tercih ederim? Birazcık daha maliyetleri düşürebilir. Çünkü orada dijital bir kadran yarın öbür gün bir elektronik bir arıza çıkarttığı zaman ciddi bir masraf diyebiliriz. Kullanım şartlarına göre. Ama baktığın zaman Serkan, görsellik pikseller yani 10 yıllık piksel diyebileceğim gri tonlarda, siyah beyaz, yani renk yok Serkan. Sönük orada. Sönük. Yani yol bilgisayarında bir hareketlilik yok. Orada bir renkli bir şey istiyor insan. Yani her şey evet. Siyah tonda, siyah fonda diyeyim daha doğrusu. Çok öyle göze hoş gelen bir yapısı yok. Yok. Direksiyon ismi de aynı. Hı-hı. Klasik Brembo'daki Citroen direksiyonları bu şekilde. Şurada bir bölme var ki bunu işte tek parmakla kullanabiliyorsun. Hani manevralarda falan işe yarıyor. Hakikaten güzel bir bölme. Onun haricinde de çok değişen bir madde yok. Teknolojide devam edelim. Hı-hı. Ekranı anlattık. Ekranın altında neler var? Mesela anahtarsız giriş çalıştırma sistemine bağlı start-stop var. Onun haricinde aşağıda şanzımanın tuşlarını görüyoruz. Sport'u alabiliyoruz. Ve bir USB girişi gördüm ben orada. 12 voltluk yine çakmak soketi var. Burada girişi var. Onun haricinde koltuk ısıtmalarımız var. Evet. Teknolojiye bak, bu güzel. Konfora da bir artı. Ve benim tarafta da var. Bu da güzel bir özellik çift, olmuş. Çift taraf. Çift şerit ikaz uyarı sistemi var. Sizi tekrardan şerite sokmuyor veya şeritten çıkmanıza yardımcı olmuyor ama sesli bir şekilde uyarıyor. Onu da böyle basılı tuttuğunuz zaman sol tarafta bir tuş var. Devre dışı bırakabiliyorsunuz. Çarpışma uyarı sistemi var. Önleyici değil ama uyarı sistemi. Evet. Önünüzdeki engele biraz fazla yaklaşırsanız, hızınız o an biraz yüksekse sizi uyarıyor. Yazıyla işte önünüzde engel var diye uyarıyor. Yine bak, uyarı sistemi diyorum. Engelleyici değil, durmuyor yani, kendinden fren yapmıyor. Böyle bir teknolojisi var. Tabela okuma sistemi var, bak bu güzel. Nerede kaçta gitmenizi gösteren tabela okuma sistemi var. Bu sizin gerçekten cebinize katkı sağlıyor. Radar hız sınırlarını uyarıyor. Bu güzel bir teknoloji. Onun haricinde geri görüş kamerası var. Bunu ekrandan görebiliyoruz ve eklenti olarak da ön ve arka park sensörler var. Tabii opsiyon olarak yer alan bu park asistanı, yani ön park sensörüyle beraber kör nokta uyarı da opsiyon listesinde yer alıyor. Tüm bu özelliklerin bir kısmını da tabii ekran üzerinden araç ayarlarından Serkan gerçekleştirebiliyoruz. Buraya yönlendirdiğim zaman neler hepsi var burada değil mi? Baksana. Otomatik yanan far asistanı var. Onunla beraber yağmur sensörümüz var. Elektromekanik bir aynamız var. Gece görüşünde ışık karartması yapıyor. Bununla beraber Serkan park yardımından bahsettik. Park yardımcı asistanı var. Patinaj kontrolü var. Lastik basınç uyarısı var. Bir de araç ayarlarına bakalım. Konforda ne gibi özellikler varmış? Sadece vitesi geriye taktığın zaman arka seyirci çalışmalar. Yani yeterli seviyede güvenlik ve teknolojik donanım var diyebiliriz. Gayet güzel. O zaman biraz şöyle motor özelliklerine bakalım Hüseyin. Tamam. İzleyicilerimiz tabii ki en merak ettiği konulardan biri aslında yakıt, fiyat, motor özellikleri. Bunlardan bahsedelim. Bu aracın iki farklı motoru var sevgili izleyenler. 1.2 ve 1.5 motorlar. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Seninle de konuştuk. Sıkıntı mı artık bilmiyorum. Manuel şanzıman yok bu araçta. Sadece otomatik olarak. 1.2'de, 1.5'de otomatik olarak alabiliyorsun. Otomatik de EAT 6 olarak 6 ileri. Aynen. Yani yeni nesil 8 ileri otomatik değil de 6 ileri otomatik, eski nesil yaklaşık versiyonu var. Yaklaşık 6 sene olmuştur EAT 6 çıkalı. İlk işte Peugeot 508'de kullanmışlardı. 2015 civarı desek. Aynen 6 yıl oldu. Ya güzel bir şanzıman bu arada sevgili izleyenler. EAT 6'nın geçişleri, araca olan katkıları, performansa katkıları falan fena değil. Güzel, bak şimdi onu da test edeceğiz, göstereceğiz sizlere. Hakikaten iyi. Aracımızın motor özelliklerinden bahsedelim. 1.2 130 beygir, 230 Nm tork. Fena değil bak, 130 beygire çıkmış. 9 saniyenin biraz üstünde 0-100 hızlanması var. Hemen gösterelim. Onu da gösterelim. Maksimum süret olarak... Bak şimdi konfor, bak çok özür dilerim, onu unutma. Arka taraf bak biraz sallıyor, ben onu Murat'tan gördüm.
Çünkü torsiyon çubuklu, bağımsız bir süspansiyon yok. Arka taraf güzel sıkıntılı ama ön taraf... Önde ya zaten koltuklar sönülmüyordur orası. Sekme bile yapmıyor. Çift değil katlı mi? Bu koltuk yapısı ki araç 17 jantla geliyor. Yani Shine paket aldığı 17'ye geliyor. Biraz süspansiyonu bam bam ediyor. Onun sesini alıyorsunuz aslında ama koltuk konforunu hiçbir şekilde sana bir şey etki etmiyor. Bak ben çok iddialı bir şey söyleyeceğim. Sınıfının belki en konforlu aracı olabilir. Darbe yani, darbe sönümlemesi bakımından koltuk diyorum. Anlamında diyebilirim de normal aracın içinde tüm yolcular için dediğin zaman arkadaki sekme biraz arka taraf eyvallah. Rahatsızlık ama veriyor. Bak, genel olarak bakıldığında böyle darbe sönümlendirmesi, bu çukurlardan geçtiğinde çukurları hissetmemen falan muazzam. Spor alalım. Şöyle bir 0-100 deneyelim. Bu arada spor modu aldığın zaman gerçekten gaz tepkisinde ciddi bir değişme söz konusu. Oluyor, yani, oluyor. Dün denedin değil mi onu? Aracın şeyi normal modda inanılmaz derece gaz tepkisi ölü geliyor. Yani yarıya kadar basıyorsun ki araba ivmelenmeye başlasın. Evet. Sonrasında sporda gaz oluyor iyi, ama sporda anlık tepkiler çok güzel. Evet. Hazır mıyız? 1, 2, 3. Burası çok eğimli, dediğim gibi bak yavaş kalktı eğimden dolayı. Biraz şöyle tersini her zaman yaptığımız yerde yapalım bakalım. Kaç saniye? Gitmemiz lazım. Kaç saniye? Tersinden geçtiğimiz yerden kalkacağız. Şuradan başlayalım. Burası daha düz. Her zaman buradan başlıyoruz. Ayıp olmasın, iyilik olsa. Haksızlık olmasın. 1, 2, 3. Bak 20'ye kadar bir nazlanıyor Hüseyin. Tamam, şimdi buldu bak. 6000 devir çeviriyor. 80, 90, 100. Tam 14 saniye. 14. Çok ağır kalkmışız ya. 9 saniye. 9.5 saniye imkansız. İmkansız. Değil mi? Yani rahat 11 saniyesi. Evet var. Var. 11-12 saniyesi var. Hani tamam ağırız şeyiz. Gerçi aracın boş ağırlığı hafif yani. 1300 kilonun altında baktığında. Tabii 1280 kilo boş ağırlığı var ama. Ya biraz motorla şanzımanda kadar... ben bir şey hissediyorum. Ya bir EAT 8'i mi alıştık? Onun oranlarını daha mı rahat bu araç yürüttüğünü düşünüyoruz. Bilmiyorum. Bak şimdi ara hızlanmalara bak ama. Araba 80'den sonra, 70-80'den sonra yürüyor yani öyle fena da değil. Hele manuel kullandığın zaman o üst silindir falan. Ama bir EAT 8 kadar gitmiyor sana... yok o kadar şey değil, seri değil. Rahatça hissettirmiyor yani. Geçişler gibi... falan. Aracın konfigürasyonu şimdi araç makyajlı olduğu için yani şaside bir değişiklik yok. Baktığın zaman eski şasi ve gene 1.2 motor 130 beygir güçlü bir motor ama eski nesil şanzıman maalesef aracı uyumlu olmuş. Ya 95 şöyle biraz... maksimumuz diyor ama bu da çok zor gibi geliyor bana. Yok 130 beygirlik motordan o şey istikrar alsın çünkü 6. vites bayağı uzun. 6. viteste sabit 100'de giderken devir bayağı düşük kalıyor. 2000 devir civarında kalıyor. Yani orada bir payımız var. Ya ara hızlanmaları beğendim. Ama o kalkışta hakikaten ölü yani. Bunu şeyde de yapıyor mesela. Trafikte falan da yapıyor. Böyle bir fazlasıyla yapıyor. Durdum. Özellikle spor modda değilsen. Değil mi? Değilsen aynen. Ya şu an mesela spor modu kapattım. Gazı neredeyse yarıya kadar basıyorsun. Aynen. Kalkışta bir şey yapıyor ya. Bir düşünüyor. Kalksam mı kalkmasam mı diye böyle tedirginlik yapıyor yani. Ya ama baktığın zaman genel olarak... Şey olarak diyoruz sevgili izleyen, yani serilik anlamında söylüyoruz yani. Genel olarak aracın mantığı konfor odaklı olduğu için klasik bir Citroen gibi. Ya her şey konfor odaklı olunca maksat aracın içinde çok fazla ivmelenme yaratmadan asaletiyle yürütmek. Ya yani öyle olunca da tam bir konfor yol arabası haline geliyor araç. Konfor rakip avcısı. Yalnız en sevdiğim özelliğini söyleyeyim mi Serkan? Özlemişim bu 1.2'nin 3 silindirli tınısını. Bayağı da çünkü 1.2 Peugeot grubunun araçlarını bilmemiştim. Sesi güzel geliyor değil mi? Yani efekt varmış gibi. Sadece motordan varmış. Bir turbo sesiyle beraber arka egzozdan da güzel bir ses geliyor yani üfleme sesi. Evet. İçeri akustik güzel oluyor yani. Güzel güzel. Performans mesela 500 önünden 2.5'tan 3.
Ama konfor gerçekten çok iddialı. Konfor 5 üzerinden 6 verir. Değil mi? Aynen. Öyle yani 5 üzerinden 6'ya çıkar yani. Ya bu aracın mantığı da konfor odaklı olduğu için ya ben çok performansını aramıyorum. Sadece burada biraz alışkanlık ve sıkıntılar diyebileceğim durum var. Ya dediğim gibi ilk başta fren çok hassas. Dokunduğun anda tepki veriyor sana. Gaz pedalı da bir o kadar boşluk var gibi. Yarıya kadar basıyorsun, ondan sonra sana tepki vermeye başlıyor. Yani orada bir uyumsuzluk var. Yani fren kadar hassas değil gaz. Aynen. Bu da sana bir kullanım alışkanlığı gerektiriyor. Şurada kuru bir yer var şimdi. Bak fren yapacağım şurada bir şey. Hatta şöyle yapayım. Murat sıkıştı. Fren tepkisi evet, çok evet, fren iyi. Yani tepkileri. Citroen zaten böyle hassastır ama bence bu araç çok çok daha keskin olmuş. Ben frenine, süspansiyonuna ve koltuk konforunu çok sevdim aracın. Süspansiyonunu viraj giriş çıkışlar için değil. Yani çok sert giriş çıkışlar yapmadım ama gerçekten darbe sönümlendirmesi çok başarılı süspansiyonların. Evet. O konuda çok beğendim. Teknolojisi 5 üzerinden 3. Biraz daha dolu olabilirdi. Mesela bir şerit takip sistemi sadece ikaz uyarı değil de kontrollü olabilirdi. Şerit takip sistemi kontrollü olabilirdi. Şu cruise kontrol tuşları artık şurada olabilirdi. Bir de bak bu tuşlarda şöyle bir sıkıntı var. Ses açma kapamam burada. Ama frekans değiştirmem burada. Evet. Karmaşık. Ama abi ses açma kapamayı şuraya. Değil mi? Aynı yerde olsun frekanslar. Buradan yol bilgisayarını kontrol ediyorsun. Buradan frekans, buradan ses açma kapama falan. Böyle çarpazlama bir sistem var. Bak bu sistem hakikaten. Sistem karmaşası diyebiliriz. Evet karmaşa. Bu karmaşa. Bunu beğenmedim. Cruise kontrol dediğim gibi burada olabilirdi. Şurası orta konsol bölümü. Daha şık olabilirdi. Çok boş duruyor. Çok hani güzel bir tasarımı yok. Beğenmediğim unsurlar bunlar. Bardaklar falan hoş. İki tane bardaklık var. Burada bir eşya gözü var ama ben burada ne beklerim Serkan? Yani ne şu bekliyorsun? Ticari araç aynen, kol dayaması aynen. Bak, değil de. Bunu da söyleyecektim. Bu kademe kademe ama bu da daha güzel olabilirdi. Onun haricinde mesela bak torpido çok iyi. Evet. Saklama alanı çok oldukça iyi. Üstünde derin. Bak böyle kaydırmaz malzemelerin bulunduğu, tırtıkların bulunduğu güzel bir saklama gözü var. Cepler oldukça geniş. Geniş. Güzel. Evet, cep, bu arada kapı cepleri de çok geniş. El freni vites şekli değişmiş. Var mı bu? Hangi araçta vardı? Bir araçta daha vardı ya bu. Yani eskisi yine, uçak konsolu gibiydi. Yine PSA grubun bir aracında vardı bu şeyin. Şu aynen. El freni de çok Rifter ya da şeydir. Berlingo'dur. Ticari sınıfından alınma. Ya ben öyle hatırlıyorum. Bununla beraber zaten bir sunroofumuz var. Cam tavan. Çok oldukça büyük güzel. Avantaj. Bak. Tek tuşla bile bayağı açılıyor. Perdesi de var. Tabii hani güneşten şey yapmamak için perde de var. Bu aracı Shine donanımında kullandığımız için en üst pakette bu özellikler var. İki paket daha var benzinli seçeneğinde. Fill ve Fill Bolt. Yani Fill'de gerçekten araç çok boş geliyor. Özellikle koltuklar bambaşka seviyede. Fill Bolt'tan sonra bu Advanced Comfort paketini alabiliyorsunuz opsiyon olarak. Şöyle seni biraz rahatsız edeceğim. Sen bir de istersen fiyatlardan biraz bahsedelim. Vereceğim. Şimdi güncel fiyatları da söyleyeyim. Her gün değişen fiyatlarımızdan. Yani şimdi bu sınıfta araç almak isteyenler için güzel, sade, hakikaten konforlu bir araç. Ama fiyatlara baktığımız zaman bu arada yakıt tüketiminden de bahseder misin? Şöyle karma veri olarak 100 kilometrede fabrika verisi 5 litre bandında ama şehir içi kullanımda şahsen ben bu aracı 7-7.5 bandından aşağı bir değer yakalamanın imkansız olduğunu düşünüyorum. Aynen, çünkü biz motor, de o verilerde yaptık hemen hemen. Motorun ucu çok açık. Yani çok sakin kullanırsan evet 7-7.5 arasını yakalayabilirsin. Bizim ortamımız 7.6 idi diye hatırlıyorum. Ama çok sıkıştırırsan da motoru... Şimdi zorladık 8'lere çıktık. Yani 11 litreler görülebilir seviyeler. Maksimum da 13 hani dip gaz otobanda gidersen de 13 litre yakarsın. 5-6 litre zaten dediğin gibi imkansız. İstanbul gibi böyle trafiğin yoğun olduğu yerlerde kullanıyorsanız. Ne kadar? Hayal kırıklığına uğradım ya. O yüzden var. Giriş 1-2 fuel paket. Yani en bas paket. Otomatik şanzıman yine 248 bin lira kanka. 248. Tabi bu Ekim ayı için şu anda konuştuğumuz rakamlar. Evet. Başlangıç seviyesi olarak. 2021 yine C3 Aircross 1.5 dizel otomatik.
Diz otomatik avantajı var mesela. Bak çoğu rakibinde kendi PSA grubu içerisinde de diz otomatik. Evet, dizel çok fazla seçenek kalmıyor. 353 bin lira. Burada bu aracın alameti farikası %50'lik ÖTV diliminden giriş paketi ve orta pakette faydalandığını söyleyelim izleyicilerimize. Shine paketi geçtiğin zaman maalesef ki 300 binli rakamlara geçiyoruz. 338 bin lirada bizim kullandığımız test aracı. Yani hani tabii bunun üzerine de opsiyonlarımız var. Kör nokta uyarımız var. Deri döşemeli bu Advanced Comfort'un koltukları, koltuk ısıtmalar, kablosuz şarj. Tüm bunlar opsiyon listesinde yaklaşık bir 18-20 bin bandında da bir opsiyon listesi mevcut. Biraz moraliniz bozduk sevgili izleyenler. Programın sonunda yakıt ve fiyatlarla birlikte ama umarım ki programımızı beğenmişsinizdir. Genel olarak Citroen C3 Aircross hakkında bahsedeceklerimiz bunlar. Ama eksik varsa, kafanızda bir soru işareti varsa, ya şunu da anlatmadınız diyorsanız bize YouTube kanalımızdan yazabilirsiniz. Bazen birkaç şeyi kaçırabiliyoruz, unutabiliyoruz. Programın süresi yetmeyebiliyor, kesebiliyoruz. Bu yüzden YouTube'dan da sizlere yardımcı oluyoruz. Hatta bizi Haber 7'den de, Haber.com üzerinden de takip edebilirsiniz. Orada da test araçlarımızın haftalık köşe yazısını, köşeye yazıyoruz oraya da. Bizden bu kadar değil mi bu haftalık? Aynen, bu haftalık bu kadar. Bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı bir araçta görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.